Profesör Doktor Ekran Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bu, bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, bugün cemiyet içinde gençleri konuşacağız ama gençlerin siyasetle ilgilerini konuşacağız. Kimi cemiyetlerde belli bir yaşa kadar gençlerin siyasetle ilgilenmesi yasak. Evet. Herhangi bir örgüte üye olmaları yasak. Siyasi örgüte. Yasadışı örgütlerden zaten evet. bahsetmeyeceğiz programda ama e, herhangi bir siyasi örgüte üye olmaları yasak. Kimi ülkelerde ise çok daha erken ayrıştırılıyor gençler ya da çocuklar e, çoğunlukla da zaten aileden elde ettiğimiz bir bilinç ya da aileye muhalefet olmak için elde ettiğimiz başka bir bilinç oluyor. Şimdi 1956 senesinde zannediyorum Bülent Ecevit'in bir makalesi vardı. Tabii ben bunu sonra okudum. Bülent Ecevit o zaman e, politikanın içinde ama meşhur birisi değil. Yani çalışmam. Orada diyor ki gençlerin diyor politikayla alakadar olması normal bir şeydir. Ama ayrı bir sınıf teşkil ederek müstakil hareket ederek gençlik teşkilatları kurarak politikayla meşgul olmaları normal bir şey değildir diyor. Yani şimdiki gençlik kolları gibi evet. politika Evet. Şöyle olmalı diyor. Partilerin gençlik kolları hmm. olmalı diyor. Ama müstakil bir gençlik hareketi kuruluyor. Sadece müstakil onlar. ...kendi kendilerini... ...bu normal bir şey değil Bunu diyor. Bunu yasa dışı mı kastediyor yok, 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 yoksa hayır. normal, legal? Legal kastediyor. Legal yani kastediyor. bu izcilik kulübü, bir satranç onu, kulübü olsa da... Onu değil, da yok, onu kabul ediyor. Değil, siyasi siyasi olması siyasi gerekiyor. Peki. Mesela diyor ki, orada hatırladığım şuydu... E, ...bu diyor, gençlerin diyor bu kadar politize olup... ...müstakil teşkilatlar kurması legal veya illegal... ...daha çok gelişmemiş ülkelerde vardır diyor. Mesela Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da... ...müstakil olarak siyasi bir gençlik teşkilatları göremezsiniz diyor. İngiliz gençliği diyor ki, Fransız gençliği bu konuda böyle düşünüyor diye bir beyanat göremezsiniz. Hı. Ama demokrasisi, burada gelişmemişten kastım... ...demokrasisi Hı. tam inkişaf etmemiş memleketlerde ise gençlik rahatsız. Gençlik Hı. şöyle istiyor biliyorsunuz bizde darbelerin... Bir baskı darbelerin, grubu gibi kullanıyorlar galiba bizdeki, değil mi? Bizdeki bütün darbeler hemen hemen gençlik hareketleri doğrudan veya dolaylı işin içinde olmuştur. Yani 12 Eylül de buna dahildir. 27 Mayıs'ta gençlik hareketleri bu işin içinde. En çok da acısını gençler çekiyor. Gençler çekiyor. Zaten öyle oluyor. Şimdi gençlik fizyolojik bir çağ. Ee, ...herkesin yaşadığı, her yerde yaşanan bir çağ. Bir parantez açacağım. Çok yakın zamanda okuduğum bir makalede diyor ki bilim insanı... ...adını şimdi hatırlayamadım ama notlarımda vardır. Bir insanın beyninin 24 yaşına kadar normal düşünmesini bekleyemeyiz. 24 yaşa kadar hormonlar, beynin gelişim süreci vesaire bu kişinin doğru karar vermesine engel olur. Biz asıl gerçek kararlarımızı, bizim hayatımızı şekillendirecek kararları 24 yaşından sonra veririz. Ama 24 yaşına kadar düşünün askerlik bitmiş. Eğitim büyük Tahsil, oranda bitmiş. Askeri kariyer, meslek edinmiş, e, bir evlenmiş, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş. Evet. Tabii şöyle bir durum var. Yani eski kitaplarda ahlak kitaplarında 15 yaşına kadar çocukluk, 15'ten 40 yaşına kadar, bazen 30 yaşına kadar gençlik, 30-70 arasında orta yaş, 30-60 arasında ve 50 arasında orta yaş, ondan sonrasını yaşlılık olarak tavsif ediyor. 70 sonrası artık iyice yaşlı olarak kabul ediyor. Yaş 70 iş bitmiş sözü meşhurdur. Şimdi tabii sizin söylediğiniz gibi gençlik bedeni ve ruhi tekamül devresi. Yani hareket ediyor bir şey. Yani hareket eden otomobilden nasıl inilemezse hareket eden bir organizmadan da e, kendisiyle alakalı kapital sağlıklı karar alamaz. Yani gündelik kararlar alabilir. Acıktım yemek yiyeceğim. <laughs> Uykum geldi uyuyacağım. Tamam ama mihaniki kararlar bunlar. Ama esası ama maalesef cemiyet böyle. Efendim Fatih Sultan Mehmet 21 yaşındaydı ama Fatih gibi insan kaç tane? ...yani vaktinden önce olgunlaşmış gençler... ...elbette ki vardır... ...onun için eskiden beri insanlar... E, ...gençleri... E, ...mesuliyet sahibi olmayan... ...peşin hükümlü... ...ateşli... E, ...hadiseleri hemen bir kişiye... ...veya bir hadiseye irca eden, indirgeyen... ...çok sorumluluk almayan. ...sorumluluk almaktan kaçınan... ...önün arkasını düşünmeden... ...düşünmeyen... E, ...ateşli görürler... ...bunlar tamamen natürel tabii işlerdir... ...bunlar kınanacak şeyler asla değildir... ...yani genç neden böyle... Hı. ...Aristo'ya da sormuşlar, Aristo demiş bu değişmez bir hakikat, hmm. gençler böyledir. Yani 3000 sene önce... ...yazılmış e, tabletlere bakıyorsunuz... gençleri aynı böyle tarif ediyor, yani bugünkü gibi tarif ediyor. Efendim gençlik çok Sokrat bozuldu. Sokrat da kendi evet, dönemindeki çocuklardan, gençlerden şikayet, şikayet etmiş. etmiş. Yani değişen bir şey yoktur. ''La tebdileli halki la Kur'an-ı bir ayet-i kerime var.'' Allah'ın yaradılışı değişmez. Bin yıl önce, 5000 yıl önce, yüz bin yıl önceki insan neyse... ...bugün de aynıdır. Şartlar değişmiş olabilir yaşama şartları, sosyal hayat, dünya görüşü. Ama insan tabiatı aynıdır. Gençler de aynıdır. Hatta çocuklar bile aynı. Ee, şey yine bu makalenin biraz öncesinde diyor ki çocukları sürekli hiperaktiviteyle eleştiriyoruz. Halbuki özellikle erkek çocukların beyni kız çocukların beyni gibi çalışmaz. Evet. Onların hormonları erkeklik hormonları özellikle de evet. ergenlik döneminde çok farklı çalışır evet. yerinde duramaz öğretmen onu sınıfta oturtmaya çalışır oturtamaz şimdi aslında buradan gençlerin siyasi hareketlere kadınlardan daha çok katılmaya evet. hevesli olması da bundan mekdede zaten belki de. bunlardan bahsetmemizin sebebi o yani bu kadar psikoloji üzerinde durmamızın sebebi bu yani gençler bir kere umumi olarak benim çocukluğumda bir şarkı vardı hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır ...evet gençler... ...hayatları boyunca o aşkın peşinde koşarlar... ...kız olsun, erkek olsun... ...bu aşkı sadece karşı cinsi olan aşk Hı -hı. olarak düşünmeyin... ...bir siyaset, politika, ideal... ...onlar... Ee, İhtiyarlar da onları sorumsuz, aklı bir karış... ...havada hissi görürler, bu böyle devam eder... ...ama sizin dediğiniz gibi... ...erkeklerle kadınlar arasındaki... ...fiziki ve ruhi farklar... ...elbette ki politikada... ...gençlerin, erkeklerin daha fazla rol oynamasında ...rol oynadığı Hı -hı. gibi... gençleri bu hissiyatı da... ...onları politikada vazgeçilmez. Tabii karşılanan, hoş karşılanmasa bile Hı -hı. bir figür yapmış tarih boyunca. Evet. Neden? Çünkü gençler her zaman, gençler her zaman ee, manipüle edilmeye çok müsait varlıklardır. Hissiyatları galip olduğu için onları belli kimselerin belli bir yöne kanalize etmeleri, yönlendirmeleri, argo tabirle gaza getirmeleri çok kolaydır. Bunun farkına varan İnsanlar öteden beri e, bu işi kullanmışlar. Evet, akıl yaşta değil baştadır, doğru. Ama tecrübenin de e, kıymeti inkar edilemez. Evet, Varna Savaşı'nda e, anlatırlar, Sultan II. Murat Harp Meydanı'nda gezerken... ...düşman ölüleri arasında demiş ki, e, hiç ak sakalını ak düşmüş birisi yok Hı. ölenler arasında. Azep Bey de demiş ki, öyle olsaydı zaten size karşı çıkmazlardı. Hı. O da öyle bir hakimane evet. cevap vermiş. Evet, yani tecrübenin e, inkar edilemez bir yol, rolü var. E, ve bilhassa idarecilikte 40 e, yaşın, Kemal yaşı olduğu, insanın fiziki zirveye ulaşıp inişe başladığı... ...ama aynı zamanda ruhi olarak en kamil noktaya geldiği ittifakla sabittir. Yani bu... ...hükema, filozoflar böyle dediği gibi bunu psikologlar Peki. ve e, fizik alayla ilgilenenler de söylüyorlar ki bu böyledir. Şimdi diyeceksiniz ki e, gençlerin, çocukların ee, ...bu işlerle ne alakası var? Genç hükümdarlar, çocuk hükümdarlar yok mu? E, monarşinin tabiatında var. Çocuklar Ama hükümdar olur. onlar da hiçbir zaman e, önde bir figür olarak olsalar evet. da... ...karar alıcı değiller evet. çoğunlukla. Mutlak monarşilerde bile... ...biliyorsunuz zaten meşrutu monarşide devleti... ...hükümet idare eder. <laughs> Monark idare etmez. Mutlak monarşilerde bile biliyorsunuz... ...devlet hükümdar etmediği için... ...yani hükümdar saltanat sürdüğü için... ...hükümet etmediği için çocuk... <laughs> ...bu işe elverişli birini... Hükümet reisi tayin Hı -hı. ediyor. Yani başbakan. Yani sadrazam tayin ediyor. Devleti o idare ediyor. O zaman Monark'ın çocuk olmasının çok bir ehemmiyeti yok. Çünkü fiili hatta aslında devletin başı onun vekil ettiği vezirdir, başbakandır. Ama belli bir yaşa gelince o vekaleti evet, kaldırıp artık kendisi öne geçebiliyor Şimdi bu gençlerin bu e, tabiatı tarih boyu bir takım... E, farklılıklar ortaya çıkarmış. Mesela Napolyon Bonaparte. Korsikalı macera perest olarak gördükleri düşmanlarının ama Fransa için çok şey yapmış. Modern Fransa'yı kurmuş bir liderdir. Yani ortaya çıktığında 1769 doğumlu olduğuna göre <laughs> Mısır'a Mısır'ı fethetmeye gittiğinde 28 yaşında. Yani ve ertesi sene 99'da Fransa'nın lideri oldu. Yani Fransa'ya lider olduğunda 30 yaşındaydı. Bu genç bir yaştır. Evet. O zaman için bile genç. Yani insanların erken öldüğü bir devirde bir 30 yaşında birisinin babasının yerine değil yani monarşi evet. e, geçmesi. E tabii e, Napolyon e, pek çok gence de ideal evet. olmuştur. Evet. Bilhassa şarkta yani Napolyon oluyorsa. Yani bizim babamız kral değil. ...bir soylu bir aileden gelmiyoruz. Biz basit halk çocuğuyuz. Hiç mi umudumuz yok Hiç yani? Hiç mi umudumuz yok dediler. <laughs> ve dünyanın her yerinde ve özellikle Türkiye'de de... ...bir hayli Napolyon'u örnek alanlar oldu. Bunlardan en tipik olanı Enver Paşa'dır bizde. Jön Türklerin, genç Türklerin liderlerinden Enver Paşa... ...1881 veya 80 doğumlu olduğuna göre... ...yani daha çıktığında 28 yaşındaydı. Aynen. Cumhuriyet Meşrutiyeti ilan ettiği 28 yaşındaydı ve 33 yaşındayken o da bir koca imparatorluğun birinci adamıydı. Padişahtan bile daha selayetliydi. E, e Jön Türkler adı üstünde genç Türkler e, böylece iktidara hakim oldular. Mustafa Kemal Paşa 1881 doğumlu olduğuna göre Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmeye gelen ordunun kurmay başkanıydı. Kurmay başkan aslında her şey demektir. E, 28 yaşındaydı. Yani bir padişah tahttan indirdiğinde Mustafa Kemal Paşa 28 yaşındaydı. Şimdi siz bunlara ne dersiniz? Yani bunlar Napolyon'a örnek almışlar ve muaf hoşlanmazlardı ama. Yani mi? Gerek Enver Paşa gerek Atatürk Mustafa Kemal Paşa kendilerinin Napolyon'a benzetilmesine fevkalade rahatsız olurlardı. Yani hatta bir Alman karikatürü görmüştüm ben aynanın önünde Napolyon kılıklı Enver Paşa voltrolumu bekliyorum diyor. Hmm. Enver Paşa da bunu görmüş, e, dalga geçmiş böyle şey mi var Napolyon kim falan. Aynı şeyi Mustafa Kemal Paşa için de söylemişler. Atatürk e, at hakkında ecnebi makalelerden birinde Atatürk Napolyon'a benzetiliyor. E, o bu makale kendisine okunduğu zaman Napolyon'u Evet, ...küçük gören ve kendisinin asla ona benzemediğini deklar eden hmm. bir konuşma yapmıştır. Bu da normal bir reflekstir. İnsanların e, başkalarına benzetilmekten pek hoşlanmazlar. Yani ben kimseye benzemem. Ben unik bir karakterim. Hele o benzetildiği kişi e, az veya çok tenkit almış birisi ise... ...o zaman ona benzetilmek... Sanki o eleştirilen taraflar kendisine yükleniyormuş gibi doğal evet. olarak hissediyor. Gençlerin e, sistematik olarak politikaya girmesi İtalya'da başladı. Bir parantez açacağım, yakın tarihten bahsedeceğiz belki ama şimdi işin fizyolojisine baktığınızda zaten normal olan bu değil mi? Şimdi o zaman e, insan ömrü kısa, e, savaş kaçınılmaz ülkeler evet. için, e, Savaş savaşa savaşabilmek için fiziksel güce ihtiyacınız var Doğru. ve genç olmak zorundasınız. Genç olmak zorundasınız ama devlet idaresi için fiziki güç yetiyor mu? Devlet idaresi için tecrübe lazım. Tamam, şey... Aslında, Jöntükler için söylüyorum. Tamam. Ben biraz daha geriye Hı. giderek ha. şunu sormak istiyorum. Evet. Yani aslında sonrasında siyasete çıkan yolların tamamı askerlikten doğru. geçiyor. Doğru, doğru. Yani fiziki güç, askeri kahramanlık tarihte her zaman değişebilir. Çoğu zaman e, siyasi iktidarın da kapısını, kapısını açmıştır. Mesela e, Oktavianus Hanedanı var. Yani Sezar'dan sonra Roma'yı idare eden hanedan. Meşhur Oktavianus'tan geliyor. Neron'la bitiyor. E, beş altı imparator. Bunlar bir hanedan. Ondan sonra e, asırlar boyu Roma'yı idare eden hanedanların hiçbirisi bir hanedan değil. Bunların hepsi birer kumandandır. Hmm. Yani orduyu elinde tutan askerleri tarafından sevilen, ülke kazanan birisi darbe yapıp kumandan oluyor. Sıradaki oluyor yani. Evet, sıradaki oluyor. Bazen babadan oğula geçtiği olmuş. İşte meşhur e, Maximus e, karakteri Marcus Antonius'un oğludur. Yani o baba oğla da geçiyor. Marcus Antonius Roma İmparatorluğun en parlağıdır, hem kahraman, hem siyasetçi, hem filozof. Oğlu Maximus ise gladyatör filminden hatırlayacağımız Hı -hı. gibi hiç de e, müspet bir karakter değildi. Ama hep e, siyasi askeri gücün önüne, e, askeri gücün arkasına saklanan gençlerdi bunlar. Ve enteresandır, Roma İmparatorları'nın hiçbirisi eceliyle ölmedi. Septimus Severus hariç. Yani Hepsinin bir bürütüsü var yani Hayır, öyle mi? Evet Kendi arkadaşı veya rakibi onu öldürdü. Bu daha enteresan bir şeydir. Dediğiniz doğru. Yani askeri ama ideal olan şudur. Evet askeri güç her şey çok şeydir ama her şey demek değildir. Devlet idaresinde hasta yurt dışında bulunmak, diplomaside tecrübe kazanmak, devlet idaresinde tecrübe kazanmak, ee, çeşitli siyasi ve sosyal entrikaları alt etmek de aranır ki bu maalesef... ...askerlerde olmayan bir şeydir. Onun için askerler darbe yapıp iktidarı ele aldıkları zaman... Ki ...onun önünde kimse duramaz. Çünkü silahlı gücün önünde hiç kimse duramaz. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur. Bir müddet sonra iktidarı her bırakıp... İstisnaları var. E, e, Arada şeyi bırakıp iktidarı bırakıp kaçmak istemişlerdir. Çünkü iktidara gelmek kolaydır da... iktidarda kalmak zordur. Zaten amaç da o değil midir yani huzuru tesis ettikten sonra tekrar görevi o, siyasilere bırakmak. O bırakan... idealist askerler için. Yani ortalık karıştı biz ortalığı düzeltelim deyip gidenler için öyle. 12 Eylül bu iddiada idi. Ama e, siyasi darbe yapanların hepsi de bunu düşünmezler. Siyasi darbe yapanlardan seviler memleketi idare edemiyorlar. Onlar yeterince vatansever değiller, yeterince dindar değiller, yeterince kabiliyetli, becerikli değiller. Biz askeriz. Evet, doğru. Askerlikte bir disiplin vardır. Bu disiplin askerlerin kendilerini başkalarından çok üstün görmelerini ve başkaları küçük görmelerini sebep olur. Ama halkta o disiplin var mı? Yani yönettiğiniz halkta e, yoktur. Kütlenin de benzer bir şekilde evet. bu, bu kurallara uyması gerekiyor. Buna uyması, gerek. uyması lazım. Evet. Bir ikincisi, bir de disiplin her şey midir? Yani bir şirket düşünün, çok disiplinli ama şirket çalışanının hiçbirisi kalifiye değil. Hı. O zaman hiçbir şey yapamazsınız. Disiplin o zaman sıfırdır. Bir ordu düşünün, malzemesi yok. Askerleri talim yapmıyor veya talim yapsa bile çok... Sadece disiplin var. O disiplin her şey demek değildir. Çok şey demektir ama her şey demek değildir. Şimdi... E, evet, e, gençler de bunu anladılar dediler ki... ...iktidara giden, geçen, geç, giden yol askeri kahramanlıklardan Hı. geçiyor... Ama e, her zaman savaş olmaz. Her zaman savaşta sililemezsiniz. O zaman biz kendi savaşımızı kendimiz yapalım diyerek paramiliter teşkilatlar kurmaya başladılar. Silahlı yeraltı mı? Yeraltı, yerüstü, Hı -hı. legal, illegal, yarı legal e, ne için belli idealleri var? Bu ideallerini gerçekleştirmek için icabında çatışmak, savaşmak, dövüşmek, öldürmek, yakmak, yıkmak meşrudur. Makyavelist bir bakış açısı gayeye ulaşmakta her yol mübahtır. Hele bu gayeniz ideal bir gayesi. hürriyet, eşitlik, adalet, ezilenleri kurtarmak, vatan, bayrak, millet, ulus, bin yıllık Alman ulusu, İtalyan birliği gibi bir Yüksek kalanlığı. herkesin karşı çıkmayacağını düşündüğünüz veya çıkamayacağını düşündüğünüz, çıkmaması gerektiğini düşündüğünüz ideallerse o zaman silah da kullanırsınız. Buna karşı çıkanı ...hainlikle damgalayıp öldürebilirsiniz. Hı. İşte bu paramiliter... ...teşkilatların ortaya çıkışı yine Napolyon devrine... ...tarihleniyor. Nap Napolyon'un... ...Prusya'yı, Almanya'yı işgali üzerine... ...o zaman Almanya... ...Napolyon'a karşı çıkabilecek durumda değildi. Birlik yoktu bir kere ama... ...gençleri paramiliter teşkilatları iterek... ...gerilla savaşı... ...yapmayı düşündüler. Ama muvaffak... ...olmadılar. Çünkü Napolyon zaten düştü. Buna ihtiyaç kalmadı. Ama bu bir... ...fikir olarak ortaya çıktı. Bu fikrin... Kuvveden fiile geçişi ise İtalya'da oldu. Mazzini adında çok meşhur bir aktivist vardır İtalya'da, yazar vardır. 19. asrın başlarında yaşamış, kendi de gençken. La Giovane Italia, Genç İtalya diye bir cemiyet kurdu. Hı. Onun 1831, bu cemiyet o kadar e, popüler oldu, o kadar tesirli oldu ki... ...bütün dünyada gençlik teşkilatları... La Giovane İtalya'ya dayanır. La Giovane İtalya belki çok fazla İtalya'da muvaffak olamadı. Maksatlarını tamamıyla ele geçiremedi ama bütün dünyaya örnek oldu. O zaman İtalya, insanlar yanlış anlayabilir, bölük börçüktü. İtalya'da çok devlet vardı. La Giovane İtalya'nın birinci maksadı İtalyan birliğini kurmaktı. Çünkü siyasetçiler kendi menfaatlerini düşünüyor. Kilise kendi menfaatini düşünüyor. Burjuvalar Cebini doldurmayı düşünüyorlar. Askerler rütbe ve madalya peşindeler. Yani sosyalist bir çıkış mı? Evet, o zamanın sosyalist hmm. çıkışıydı. Din karşıtı, hmm. sosyalist hatta anarşist bir çıkıştı. O zaman biz gençler olarak İtalya Birliği'ni kurmak uğrunda bir araya gelmeliyiz. Ve hiçbir engel taşımadan ama, yürümeliyiz. Ama daha söylerken bile kiliseyi dışlamış siyaseti Burjuvaları dışlamış, dışlamış burjuvayı dışlamış, dışlamış askerleri dışlamış askerleri dışlamış ne kalmış geriye belirli ne kalmış geri kendileri gençlik işte ama tamam da yani ne kadar çok olursanız olun ee, toplumun yüzde altmışına yetmişine karşı yüzde otuz birlik içinde olsa ne olur? İşte hepimiz birimiz birimiz hep üç silahşörler nasıl nasıl dünyayı hissettiyse biz de yaparız. Gençiz biz. Hayat gençlik boyunca bir aşkın Buradan rüyasıdır. Ben genç gibi bakamadım o zaman rüya, şu anda. Rüya gördüğünüz zaman inanırsınız. Pek çok insan... Pek çok insan gördüğü rüyalara inanır ve bir müddet sonra o rüyaları gerçekmiş gibi görür. Bunun psikolojide karşılığı vardır biliyorsunuz. Söylediği zaman yalan söylemez çünkü davasına o kadar inanmıştır i̇nanır. ki Yalan makinesi ses Yalan, çıkarmaz. çıkarmaz ve başkalarını da inandırır. Zaten davasına inandıracak kimse kendi inanmış kimsedir. Ya yani zaten bence gençlerin en çok kullanıldığı alan ikna. Yani bir şeye o kadar inanıyorlar ki etrafındakileri ikna etmek, ikna olmazlarsa onların üzerinden geçmek genç için daha kolay. Bir de genc, gencin o genç e, ...fıkır fıkır canlı dünyasında... ...yani genç ne kadar olsa terü taze insanın... ...güzel, iyi zamanı... ...onu gördüğünüz zaman ister istemez yumuşuyorsunuz... ...yani o gencin idealistliği... ...sizi ister etkiliyor. istemez etkiliyor. Kısa bir ara verelim evet. sonra tekrar devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile gençliği konuşuyoruz. Ee, aslında İtalya'daki bu hareket biraz da genç ve siyasetin yan yana geldiğinde... ...nasıl bir söylem ortaya çıkabileceğini de göstermiş. Ve dünyanın her yerine de örneklenmiş bir modelden bahsediyoruz. Evet, bu Le Giovane İtalya e, aslında Carbonari Teşkilatı'na dayanıyor. Carbonari Teşkilatı, Napolyon'un İtalya'yı işgalinde, Napoli'de kurulmuş bir e, yeraltı, yeraltı teşkilatıydı. Teşkilat, evet. Ve Carbonari'nin en büyük hususiyeti... Ee, hem yeraltı teşkilatı olmasıydı, hem Illuminati denilen adı var kendi belirsiz var mı yok mu bile bilinmeyen e, dünyada e, dinler üstü kültürler üstü bir düzen kurmak isteyen bir e, teşkilatla irtibatlı olduğuna inanılırdı ve e, enteresan ritüelleri ve ezoterik yani sembolleri vardı ve en mühimi de enteresandır. İtalyan bankerler, Venedik, Cenovalı, ekseri Venedik bankerleri tarafından destekleniyordu. Bankerlerin desteklemesini anlıyoruz. Yani Venedik ve Fransa düşmandı. Venedik, Fransa'nın hakim olmasını istemiyordu iktisadi şeyler için. Ve bu Venedikli bankerlerin bir kısmı da Yahudi'ydi. O da enteresandır. Onun için zaten dünyada Meynel Milal Yahudi, Yahudilik hep böyle şeyleri destekliyorum. Ee, şeysi, çıkış noktası da budur. Yani sadece Yahudi bankerler değildi. Ama paranın çoğu zaman Yahudilerdeydi. Yani e, İtalya'da. Ondan dolayı sanki bu bir Yahudi hareketi gibi düşünülmüştür. Bu hareketin siyonizme dönüşmesi çok sonradır. Çok sonradır. Şimdi aslında belki bir gün sadece Yahudileri evet. konuştuğumuzda... ...Yahudilere karşı toplumda biriken antipatinin... Ee, sebeplerinden biri de budur. Bu. Budur. Yani bu parayı gücü ellerinde tutmaları. Yani paraları olması, e, ilim defendi ileri olması ve e, bu parayla. E, ...karanlık işler yaptıkları zannedilmesi. Öyle bir imajın olmasın. Yani, halbuki onlar tamamen menfaatlerini gözetiyorlardı. Yani bu para kim de olursa biliyorsunuz, menfaat böyledir. Peki, bu genç İtalya, La Giovanni İtalya'nın İtalya'da doğması... E, ...tamamen İtalya'nın şartlarından kaynaklanıyor. Çünkü İtalya o zaman parçalanmıştı. Fransa'nın burada emeli vardı, Avusturya'nın burada emeli vardı. Papalık orada olduğu için burada dini şey çok güçlüydü. E, o halde bunun bir şekilde dağıtılması lazımdı... E, ...ve muvaffak da oldular... ...Mazzini mesela İtalyan Birliği kuruldu... ...Garibaldi bir kere... ...Mazzini'nin teşkilatına dahildi... ...meşhur Garibaldi... ...yani e, İtalyan'ın Atatürk'üdür Garibaldi... ...ve e, İtalyan Birliği kurulduğu zaman... ...1860 yılında... ...yani bütün İtalyan devletleri tek bir devlet olduğu zaman... ...kilise kapatıldı, papalık kapatıldı... ...yani dine ağır bir baskı... E, ...yapıldı... E, ...orduda din adamları vardı... ...hepsi ordudan atıldı... E ee, dini nikahın yanına belediye evlenmesi getirildi. O zaman manastırları kiliselerin e, servetlerine el konuldu. Mekteplerdeki tedrisattan dini e, tedrisat çıkarıldı. Yani La Giovanni İtalya o zaman rengini belli etti ve masonlukla, o zamanki masonlukla, yeni yeni e, ortaya çıkan masonlukla da irtibatlı olduğu düşünüldü. Bu e, Jön Türklerin en mühim ee, ...özür dilerim Giovanni İthal'in en mühim avantajı gençlerin yatkınlıklarıydı, ideolojik yatkınlıklarıydı. Ve belli sloganlarla yani işte hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik ve e, ecnebi empozesiyle gençleri bir yere kolayca yönlendirmek mümkün oldu. Avni Paşa, Sultan Abdülaziz'i tahttan indirirken harbiye talebelerini getirdi ve dedi ki Ruslar... E, ...memleket Ruslara satıldı dedi. Halbuki talebeleri öyle getirdi. Mithat Paşa gibi dinle diyen yani de çok alakası olmayan bir adam... ...medresa talebelerini 93 harbinden önce sokağa döküp... ...din elden gidiyor, şeriat elden gidiyor... ...dedirtirdi. Demek ki gençleri belli sloganlarla sokağa dökmeniz... ...ve belli siyasi e, icraatı yapmanız çok mümkün. Şimdi bu Le Giovanni İtalya, Genç İtalya... ...Türkiye'ye çok model oldu. Bir kere İngilizler Tanzimat Devri'ndeki yazar çizer takımına... ...bu Namık Kemal'lere falan... Genç Osmanlılar derdi. Onların devamı olan iddiaçılara da Jön Türkler dendi. Avrupa'da bu ikisi birbirinin yerine kullanılır. Yani insanı aldatmamalıdır. Mesela Namık Kemal... Türkiye'de de Türkiye'de de yani. Mesela Namık Kemal Mazzini'nin bir hayranıydı. Onun yazılarını anlamanız mümkündür. Yani Namık Kemal'in Mazzini ile en azından bir manevi bağı var. İbrahim Temo, İttihat ve Terakki'nin kurucularından... ...o İtalya'ya gitmişti. İtalya'da, genç İtalya... ...hareketin içinde yer almıştı. Arnavut'tur zaten. Arnavut'un İtalya'ya çok yakındır. Ve e, onlardan e, muazzam bir tesir görmüştür. Yani e, Türkiye'deki jöntür hareketi Aslında fiziki Hareketini olarak da modellemişler öyle mi? mi? Tamamen. Yani düşünün İttihat ve Terakki'ye giriş gözleri bağlı... ...silah ve Kur'an'a el basarak oluyor. E, gayet gizli ritüelleri var. Kendilerince sloganları var. Sloganlar aynı. Ritüeller aynı. Yeraltı olması... Aynı karbonhariyle bir de bir aynı. Ama dediğiniz işte masonlarda da böyle. Masonlarda belki, da, da böyle. E, ne bileyim Rusya'da Müşteri. bir yeraltı teşkilatında aynı, aynı. da böyle. Aynen, aynen. Neden? Bağlılarınızı biraz da böyle romantik şeylerle biz yeraltı teşkilatıyız. Kendine göre bir gizem de oluşturuyor. Evet, evet aynen ekip, öyle. O esrar, o esrar insanı çekiyor. Bu e, genç İtalya bütün dünyaya misal oldu. Mesela Miladi Bosna diye genç Bosna hareketi tamamen buradan ilhamla kuruldu. Ee, Bosna'nın, onlar coğrafya olarak da, coğrafya da çok olarak yakın. yakın. Bosna'nın Avusturya hakimiyetinden kurtulması hedefine e, mütevecci. Bu biz Miladi Bosna'yı şuradan biliyoruz. Miladi Bosna hareketinin mensuplarından Pinchip adında bir Sırp, Bosnalı Sırp ama, aşyedik Frans Ferdinand'ı öldürdü 1914'te. Bu, bu evet, miydi? Miladi Bosna'ya üyeydi ve biliyorsunuz birinci dünya savaşını çıkarttı. Evet. Yani Miladi Bosna, yani gençler bir dünya savaşı çıkartmaya. Ne müşteri Kendileri ödediler. kendileri ödediler. Zaten öyle oluyor. Yani bir, bir lideri destekliyorsunuz, onu başa çıkarıyorsunuz. En önce sizi harcıyor. Çünkü siz bir adamı lider yapabiliyorsanız... Başkasını da yapabilirsiniz de. ve onu indirebilirsiniz. Bu bir güçtür. Bu Miladi Bosna e, a, Arap dünyasında da çok alaka gördü. Bu Emin el vardı Kudüs müftüsü. O Naziler zamanında 30'lu yıllarda gitti Miladi Bosna ile falan resimler çektirdi. Şeye karşı Nazileri destekliyor. Tabii bu hareketi de ne oldu mesela? Daha sonra e, İsrail'in kurulmasını ve Filistinlerin dışlanmasına sebep oldu. Yani bu hareketin içinde yer alması. Bir Filistin kurulamamasına, da kurulamamasına verilmiş. sebep oldu. Öncelikle Şimdi o... Mısır'da e, Cemiyeti Cemiyetü Şibbanil Müslümin diye bir grup var. ...genç Müslümanlar e, cemiyeti. Bunu İhvan-ı Müslümin'le karıştırmamalı. Bu Şübhan-ı Müslümin'in gayesi daha çok diniydi, sosyaldi. Sosyal hayatı modernleştirmek, ezhere hulul ederek dinde modernleşmeyi meydana getirmek. Cemalettin efgani Muhammed Abdurreşit Rıza gibi kişilerin arkasından e, giden bir e, gruptu. Ondan sonra bunlar... E, ki bu Mısır'ın feta, Genç Mısır Hareketi. Aynısı bakın, aynı isim orada da var. Ee, Butros Gali vardı o zaman. Butros Gali sonraki Butros Gali onun torunudur. O zaman başvekildi. Onu öldürdüler. Onu öldürmeleri Mısır'ın İngilizler tarafından... ...işgal edilmesine yol açtı. Yani Mısır'ın feta'nın, yani genç Mısırlar'ın da... ...bedelini, bedelini bütün, Mısır. bütün Mısır ödemiş oldu. Ödemiş. Daha sonra... ...Müslüman... ...gençler... İhvanül, El İhvanül Müslümin e, teşkilatı kuruldu. Bu Cemiyetül İh, e, Şubbanül Müslümin'den Müslüman Gençler Cemiyeti'nden farklıdır. İhvanül Müslümin, Müslüman Kardeşler e, 1926'da kurulmuştur. Hasan El Benna bunun en mühim mümessillerindendir. Bunların siyasi emelleri de vardı. Yani hem siyasi olarak iktidara gelmek hem Mısır'da sosyal yapıyı değiştirmek ve daha ziyade Mısır'da ekonomiyi eline geçirmek. Çünkü Mısır ekonomisi o zaman yavaş yavaş e, e, ecnebilerin eline geçiyordu Süveyş kanalından dolayı. Mü, Müslüman kardeşler bu e, iddialarıyla çok e, alaka çektiler ve sosyalistlerle ittifak yaparak kralı tahttan indirdiler. Sonra sosyalistler ne yaptılar? Nasır ve ekibi bütün ihvan-ı müslümini hapse attı, ele başlarını idam ettirdi. Yani onlara da bu iş kalmadı. Şimdi ama ama bu El-İhvani Müslüman Gençler Teşkilatı bütün Arap dünyasına, Müslüman dünyasına tesir etti. Pakistan'a, Hindistan'a tesir etti, Türkiye'ye tesir etti, milli görüş hareketine tesir etti. Ürdün'den Fas'a kadar bütün Arap coğrafyasında aynı şekilde düşünen, ismi aynı veya farklı bir teşkilat oldu. Bu teşkilatın ortak vasfı hepsinin genç olmasıydı. Siyasi ve sosyal emellerinin olmasıydı. Diniye tamamen hayattan silmek veya e, modernize etmek gayeleri vardı. Hemen hepsi ulus devlet idealine bağlıydı. E, ırkçı şeyleri vardı. hep Hemen hepsinin şovenist bir temelleri vardı. Çünkü insanları belli bir davaya kanalize etmeniz için ya dini kullanacaksınız... Önce, ya ırkı. önce küçültmek lazım. Evet. Küçük daha çabuk birleşir. Birleşirler çünkü. evet. Ve bu şekilde e, bütün dünyaya bunu yaydılar ve muvaffak oldular mı? Hiçbir yerde muvaffak olamadılar ama bütün gençleri politize etmeye muvaffak oldular. Mesela Bosna'da kurulan Miladi Müslimani Cemiyeti ki bunun reislerinden bir tanesi filozof Ali Ezzet Begoviç'tir. Gençliğinde oraya, e, ortaya çıkmıştır. Bu da mesela Bosna Müslümanlarının ikiye ayrılmasına sebebiyet verdi. Miladi Müslümani taraftarları, Miladi Müslümani taraftarı olmayanlar. E Bosna zaten biliyorsunuz çok küçük, Bosna'daki Müslüman nüfus, nüfus zannedilenin aksine çok azdır. Yani Bosna Hersek dediğimiz zaman burada Müslümanlar ekseriyette değil, evet. ekalliyetteler. Çok ekalliyetteler hem de. Ve buradaki Müslümanların büyük ekseriyeti... Bakanlardaki Türklerin ya da Müslümanların çoğu öyle şu anda. Tabii şu anda öyle. Anotları çıkartırsak zaten ço... büyük oranda Müslüman Şu anda öyle ama olur. mesela... E bundan 100 150 sene önce Müslümanların ekseriyette olduğu mıntıkalar vardı. Makedonya öyleydi, Bulgaristan'ın belli yerleri öyleydi. Şimdi Dobruca öyleydi. Şimdi hiçbir yerde Batı Çoğun Trakya'da tabii. bile ekseriyetli değiller. Bosna eskiden beri Müslümanların ekseriyetli olmadığı bir yer. Hmm. Yani orada bir de Bosnalılar şehirli ve ziraat erbabı öyle e, silahlı vuracak kıracak adamlar değil. Miladi Müslümanı'nın da böyle bir e, şeysi var. Şimdi e, bu gençlerin ...militarize edilerek e, politize edilmesi, bütün dünyada e, say, yaygın bir hastalık, Prusya'da ortaya çıkmıştı dedim. Ve biz bunu izci teşkilatı olarak görüyoruz. Bunu da bütün dünyaya çıkaran İngilizler olmuştur. Baden Powell adında bir e, kişi, e, Boy Scout adıyla izci teşkilatını kurdu. E, bunların esas maksadı İngiltere'de değil, İngiltere'deki gençlerini savaşa ikna etmek. Çünkü Boer Harbi vardı o zaman bu ay harbinde kullanılsın. E, ee, yani, bir tür ikna odası ikna gibi odası mi düşünüyor, gibi. kullanıyor yoksa yani, savaşı hazırlamak için hazırlam o şartları iki, mı öğretmeye çalışıyor? Her ikisi de. Hem gençleri militarize ediyor, vatan, bayrak, düşman... Siz de yarın bir gün bir iki sene sonra asker olacaksınız. Askeri gittiği zaman askerliği çok kolay kabul etsin. Savaşı çok kolay kabul etsin. Bir çok kolay adapte olsun. Bir şey ön hazırlık. Yani hazırlık sınıfı gibi hani evet. okulların. Bizde benden önce bizim pederler zamanında e, orta liselerde asker askerlik şeyi vardı. Belli zamanlarda askere gidiyorlar, silah talim falan yapıyorlardı ve sonra askerliklerinden sayılıyordu askere gittikleri zaman. Allah Allah! Evet, evet yazları, şubat tatili, belli aylarda gidiyorlar gençler. silahlı gençler orduda talim yapıyor, lise talebeleri. Kamp deniyordu adına, askeri kamp. Allah Allah. Mesela 6 ay bunun müddeti. 6 ay askerlikten düşürüyordu. Şimdi ta askerliğin tamamı 6 ay. 6 ay. Yani o zaman bazen. o zaman 4 seneydi askerlik. Sonra 3 seneye, sonra iki seneye indi. Ben çocukken iki seneydi askerlik. Peki dört sene? Şimdi başka bir konuya geçtik ama yine belki konuyla evet. alakalı. Yani dört sene bir genci toplumdan soyutlayıp askerlik yaptırdığınızda onun eğitiminden fedakarlık Aile hayatından iş hayatına, yani onu Ekme, toplumun tabii içinde kullanabileceğiniz her şey. yeri bloke zaten, ediyorsunuz. Zaten mecburi askerlik bir müddet sonra ruh hastası bir cemiyet meydana getirdi. Düşünebiliyor musunuz hayatının en verimli dört senesi, yani 20-24 arası e, evli ise hanımından uzakta, çocuğundan uzakta. Değilse yani evlenmesi gereken bir gencin siz dört sene e, şeyde Asker ocağında tutuyorsunuz. Ekecek, biçecek, dükkancılık, bir şey öğrenecek. Öğrendiklerini tatbikata geçirecek. Mektep bitirmiştir onu. Hiçbirini yapamıyor. Dört sene. Ve bu dört sene savaş olmasa bile. Ha ona da okuma yazma öğretiyorlar. İşte bir şeyler öğretiyor. E, askeri gidenler elbette ki bir şey kazanıyor. Yani mutlaka kazanıyor. Yani askere Ama... gidenin dört sene e, kışta da mı tutuyor? Yoksa ona bir ne kışla bileyim da. şu tarlaya git kışla bu tarlayı da. ek. Bakın bana öyleleri de var. Askerliğine göre. Nerede askerlik yaptığına göre. Askeriyenin çayırları var Mesela atlar için çayırları var. O çayırlar biçiliyor. Askeri vazifesi bu. Ama umumiyetle çiftçilik falan yapılmıyor. Yani, yani şeyde düzenli askerlikte. olarak diyelim ki e, işte Ekrem Bey'in tarlası yok. ekilecek. <laughs> yok hayır. Hadi biz asker o, olarak o gidelim. O şöyle. O harpte olmuş. Yani harpte mesela e, bir beldenin tamamı askere gitmiş. Ekinler yetişmiş. Orduya müracaat ediliyor. Orada onları biçmek için adam gönderiyor istisnai yani eğer esir yoksa. Bunu esirler yapıyordu harplerde. Hmm. Esirlere biçtiriyorlardı ekinleri daha ziyade onun da çok hikayeleri vardır. Mesela. Biraz da Avrupa'da o esire aşık olan kadın, ondan evlenenler Demek falan. Gün de onu <laughs> o da enteresan hadisedir. İki esir de falan var bu. O anlatılır Zilahi e, Pek çok filme, romana mevzu olmuştur. Türkiye'de de böyleydi. Esir ama Türkiye'de esir çok azdı. Esir kamplarında tutuluyordu onun için belli kişilere bu ekinleri kaldırma vazifesi verdi savaşta. Savaş dışında böyle bir şey yok. Memleketine gitmesi gelmesi de çok zor. İzin alacak, nasıl gidecek o zamanın şartlarında. Yani... Yaşlı bir babası varsa e ekemeyecek bile e belki 3-4 e yani sene için. Şöyleydi, askerlik kanununda şöyle bir hüküm vardı. Tek çocuksa hep tehir ediliyor askerliği. Tehir hmm. ediliyor. Yani Osmanlılar zamanında böyle bir imkan var. Cumhuriyet böyle bir imkan yoktu. Şu Ancak anda mesela benim tek oğlum var desem... Gidiyor, gidiyor. Başa yani başa. Cumhuriyet devrinde bu kaldırıldı. Yani benim tek oğlum var, askere gitmesin. Veya mesela adamın üç oğlu var. İkisi asker değilse birini askere almıyorlar. Ama Onlar şimdi dönmeden. şu anda da galiba değil mi? Var, bu var. Ama mesela eskiden tek oğlu varsa askere gitmiyordu. Veya... Anne var, oğul var. Askere gitmiyor. Veya evlenmiş, karısı var. Karısının ailesi 30 kilometre uzakta yaşıyor. Bu da askere gitmiyor. Hmm. Hanımından dolayı, hanımın evet, yalnız sorunluluk. bırakmamak için. Buna muinsiz deniyor. Hanımı muinsiz, muin yardımcısı demek. Şimdi bir de bir gençliğin böyle bir hali var. Şimdi bu izci teşkilatı benim çocukluğumda vardı. Bizde İlk de okullarda yavru kurt. izci kulüpleri vardı. Tabii. Yavru kurt, orta ve liselerde izci. Nedir bu izci? Efendim, üniformalar giyiyorlar. İşte ormanda kaybederse yolunu nasıl bulacak? Aç kalmaya nasıl tahammül edecek? Susuzluğa nasıl tahammül edecek? Belli talimler yapılıyor. Mızlıklar şudur budur. Gençler aslında bundan hoşlanırlar o Hı -hı. zamanlar. Millet bunu bir sosyal faaliyeti olarak görüyor. Bizim zamanımızda artık sulandırılmıştı. İzcilik, bizde... E, ...bir iki kere ormana gidilirdi... ...işte orada ha iyi falan... ...yolunuzu buldunuz mu, bulamadınız mı... ...işte e, ağaçların yeşil tarafı... Yani, şuydu. ...bunlar bir faaliyetti. ...ama bizden önceki devirde... ...ve bütün dünyada bu izciler... ...gençlerin askerliğe hazırlanması... ...onların... E, ...yönlendirilmesi için kurulmuştur... ...mesela bizde de öyle... ...bizde askerliğin, e, izciliğin kuruluşu Enver Paşa tarihinde... ...Enver Paşa kurmuştur... ...başbuğu Enver Paşa'dır... E, ...koldaşlar da keman Atıf mesela Şemsi Paşa'yı vuran adam düşün katil Yakup Cemil efendim Eyüp Sabri Bey şeyde de Ohri'de daha çıkan bunlar da koldaşlar izci koldaşları aşağı doğru iniyor. Evet, i̇zcilere o zaman keşşaf derlerdi. Keşif yani yol keşfediyor. Hı hı. 1917 yılında 700'den fazla şey cemiyeti vardı. E, i̇zci cemiyeti vardı. Ve böylece harbiye nezaretine bağlıydı. Böylece gençleri yönlendirdiler. Zaten harbiye nezaretine bağlı olması... Enteresan, marif enteresan. değil. Evet. Bunlar kısa pantolon giyiyorlardı. Başlarına da bu sömürge... ...bal bal toplayanların veya sömürgedeki... ...İngilizlerin giydiği türden bir... ...beyaz hmm. başlık giyiyorlardı. Bundan dolayı çok reaksiyon çekti... ...halk arasında. ama Enver Paşa aldırmadı. Bu meşhur dağ başını duman almış gümüş dere... ...o, o zamandan kalmadı. Cumhuriyet Devri'nde bunu... ...Kazım Karabekir de devam ettirmek istedi... Gürbüzler Ocağı adıyla yetim çocuklarla başladı ama Kazım Karabekir'in yıldızı sönünce bu işte onunla beraber kaldı. Her rejim, binas totaliter rejimler gençliğe çok emniyet vermişti. Mesela Atatürk'ün meşhur unutku var. 1927'de de okuduğu nutuk. O nutkun arkasında bir gençliğe hitabe vardır. Onu biz ezberledik mekteplerde. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey. Demokratik ülkelerde böyle bir şey yok. Bunu okuduğunuz zaman satır aralarında insanlar bugün anlamıyorlar ama aslında ciddi bir kalkışma hareketi orada. Yani başınızdaki idarecilere hain gördüğünüz zaman ayaklanabilirsiniz diyor. Ve gençliğe hitabe. Belki e, onun söyleniş maksadı bu değildi ama öyle yorumlandı. 27 Mayıs Kim yorumladı bunu? 27 Mayıs, Mayıs da. darbesinde 12 Eylül'de bunu her zaman gençler 12 Eylül'den önceki terör hareketlerinde kan gövdeyi götürürken gençler diyorlardı ki Atatürk bize bu vazifeyi verdi. Vatan elden gidiyor. <laughs> Şeyler Amerika'ya sattılar. Solcular öyle diyordu. Hmm. Rejim burjuvalar Burcuva idaresi Amerikan uşağı Amerika'ya sattı. Kaç tarafta yükücüler diyordu ki, bunlar memleketi Rusya satıyorlar. Bunlar bir bilene girdi. 70'li yıllarda kan gövdeye götürüyordu. Bu gençler idealist gençlerdi. Belli taraflar bunları yönlendiriyordu. E, Ayrı gençlerdi. Mesele. Hepsi okumuş, üniversitede okuyan veya okumuş kişilerdi. E, hepsinin de ama hepsi e, ...sorulduğu zaman. ...batanı kurtarmak sizin vazifeniz mi dedi? ...evet Atatürk bize bu vazifeyi verdi diyorlardı. Yani onu kullanıyorlardı. Demek ki böyle gençlik manifestoları... ...kalkışma manifestoları da... E, ...biraz da demokrasi evet, zayıf ülkelerde için ...bu ahval ve imkan şerait içinde imkan dahi... ...işte imkan e, ve iktidarı, ele iktidarı ele geçirenler... ...iktidarı e, ele geçirenler... ...hain, bed, bedhah olabilir... İşte bu ahval ve şerait... ...masifen yani, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni korumaktır. korumaktır. Ha baştaki adam bedhah, kötü düşünüyor. Memleketin düşünüyor. çok subjektif. Hain kime denir? Nereden baktığımıza göre değişir. Ee, kötü kime denir? Nereden baktığımıza göre değişir. Yani sizin nasıl hadiseleri nasıl algıladığınıza göre değişir. Nasıl haber aldığınıza göre. Size nasıl haber verdiklerine göre. Size nasıl birife ettiklerine göre değişir. Bunların teşkilatları var. O teşkilatlarda e, ağababaları geliyor. Bunların ideologları var. Anlatıyorlar diyorlar ki işte şöyle işte böyle onları gaza getiriyorlar gençler. Bunlar hep sloganları var, sol eller, sağ eller, unuttuklar Bir de gençlerin e, işlerindeki coşkuyu bir şekilde kanalize etmeniz lazım. E, İslam Doğramacı e, mesela dedi ki, niye bu kadar çok üniversite kuruyorsunuz ve kontenjan arttırıyorsunuz? Gençler terörist olmasın diye yapıyoruz dedi. Onları bir şeyle meşgul ediyoruz. Sanki üniversitede olamıyorlar. Olamıyorlarmış gibi. İşte bin, bin nebze oraya bağlanıyor, ayrılamam diyor. Yani bu tabii bir hadisedir. ve e, bunu bu şekilde. ...kullanmışlardır. Bir de tabii bu işin çok... E, ...tabiatında olan bir şey. Gençsiniz, sorumluluğunuz yok, enerjiniz... ...var, idealleriniz var... ...manipülasyona açıksınız. Düşünsenize... ...işte evlenmiş çoluğu çocuğu olmuş... 30 yaşına gelmiş birisine... ...hadi sağa el havaya, hadi sol el havaya deseniz... ...mesuliyetler olan birine geçer. diyemezsiniz. Ama gençlerin... ...hepsinde bu şüphecilik vardır. Hadiseleri bir şeye irca etme vardır. Peşin hüküm vardır. Evet. Bunu çok kolay kullanabilirsiniz. Kullan. Kaybedecek bir şey de yok. Evet. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bugün ederim. için. Tekrar görüşmek üzere.